Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuzda ve yeni bir konumuzla beraberiz. Bugün konumuz İngilizce'de this, these, that ve those kullanımlarına bakacağız. This bu demektir arkadaşlar. Tekil ve yakınımızda olan nesne ve objeler için kullanıyoruz. These ise arkadaşlar çoğul nesneler için ve aynı zamanda yakınımızda bulunan nesne ve objeler için bunlar anlamında kullanıyoruz. That, o, şu anlamındadır. Tekil nesneler için ancak uzağımızda bulunan nesneler için ve objeler için kullanıyoruz. Those ise arkadaşlar uzağımızda bulunan çoğul nesne ve objeler için kullanıyoruz. Örneklerle konuyu oturtmaya çalışalım. What's this book about? Bu kitap ne hakkındadır? Burada kitap yanımızda, yakınımızda olduğu için ve tek bir kitap olduğu için this kullanıyoruz. What's this book about? Diyoruz. Diğer bir örneğimizde what is this? Bunu herkes bilir sanırım. What is this arkadaşlar? Bu nedir? Sorusudur. Burada this kullanıyoruz. Burada şunu anlamamız gerekiyor. Yakınımızda bulunan tekil bir nesnenin ne olduğunu soruyoruz. Dolayısıyla burada this kullanıyoruz. What is this diyoruz. Is this yours? Bu senin mi? Yine yakınımızda bulunan tekil bir nesnenin bir başkasına ait olup olmadığını sorarken this kullanıyoruz. This pen is mine. Bu kalem benim. Kalem çok yakınımızda veya elimizde olabilir. Ve tekil bir yani sadece bir kalem olduğu için this kullanıyoruz. This isn't used for it. Bu onun için kullanılmaz, kullanılmıyor derken yine tekil ve yakınımızda olan bir nesnenin bir amaç için kullanılmadığını dile getiriyoruz. Yine burada this kullanıyoruz. Bu konuda dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar, birincisi nesne yakınımızda mı, uzağımızda mı? İkincisi nesne tekil mi, çoğul mu? Buna dikkat ederek this, this, that ve those kullanıyoruz. How does this work? Bu nasıl çalışır dediğimizde tekil bir nesneden ve yakınımızda bulunan bir nesnenin nasıl çalıştığını sorduğumuz için this kullanıyoruz. The doors unlocked. O kapı açık, o kapı kilitli değil diyoruz. Burada kapı uzağımızda ve tek bir kapıdan bahsettiğimiz için that kullandık. I really like those socks. Şu çorapları gerçekten beğendim. Burada those kullandık. Çünkü cümlenin sonuna baktığımızda nesnemiz tekil değil arkadaşlar. Socks dediğimiz için yani çoraplar dediğimiz için those kullandık ve bahsettiğimiz çoraplar bizden uzakta olduğu için yine ne yaptık? Those kullandık. I didn't like those cars. Şu arabaları beğenmedim diyoruz. Burada yine neye dikkat ediyoruz? Araçların yani arabaların bizden uzakta olduğunu ifade ediyoruz. Çünkü those kullanıyoruz ve aynı zamanda tek bir arabadan değil birkaç arabadan bahsettiğimiz için those kullanıyoruz ve nesnenin sonuna çoğul eki olarak s takısını getiriyoruz. Did you love that car? Şu arabayı beğendin mi diyoruz. Did you love that car? Burada dikkat edelim arkadaşlar. That kullandık. Sebebi ise söz konusu olan arabanın bizden uzakta olduğunu ifade ediyoruz. That kullanıyoruz ve aynı zamanda tek bir arabadan bahsettiğimiz için that kullanıyoruz. Burada örneğin Did you love those cars deseydik bu defa neden bahsedecektik? Uzağımızda bulunan birkaç arabanın beğenilip beğenmediğinden bahsedecektik. Diğer bir örneğimiz These jeans can be fit on you. Bu kot pantolonlar sana tam olabilir.
sana uygun olabilir. These jeans can be fit on you. Bu kot pantolonlar sana uygun olabilir. Burada these kullanıyoruz. Çünkü arkadaşlar neden? Çünkü yakınımızda bulunan birkaç tane kot pantolondan bahsediyoruz. Bakın jean demedik. Jeans dediğimiz için s takısı getiriyoruz ve çoğul olduğu için these kullanıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar did, that bunları da isim olarak da kullanabiliriz. Nasıl arkadaşlar? Şöyle örneğin this is lovely. Bir nesnenin güzel olduğundan ifade ediyoruz. Ancak burada nesnenin ismini kullanmıyoruz. Nesnenin isminin yerine ise this veya that kullanıyoruz. Örneğin bir kalemin güzel olduğundan bahsederken the pen is beautiful demiyoruz veya the pen is good demiyoruz. Ne diyoruz? Kalemi vurgulamak ve kalemi kullanmak istemiyorsak cümlemizde kalemin yerine this kullanıyoruz. This is lovely. Diğer bir örneğimiz you can take these pens. Şu kalemleri alabilirsin. Burada dikkat edelim arkadaşlar. These kullandık. Çünkü bir değil, birden çok kalemden bahsediyoruz. Ve bu kalemleri yakınımızda olan nesne olduklarını nasıl anlıyoruz? These kullandığımız için arkadaşlar bu kalemlerin yakınımızda olduğunu ve bunları alabileceğimizi söylüyoruz. This bread is stale. Bu ekmek bayat diyoruz. This bread is stale. Stale bayat demek arkadaşlar. Yani taze olmayan. This bread diyoruz. Çünkü ekmek yakınımızda ve tekil. Tek bir ekmekten bahsediyoruz. Please pass me that coffee. Please pass me that coffee. Şu kahveyi bana uzat lütfen diyoruz. Burada that kullandık. Çünkü tek bir kahveden ve uzağımızda olan bir kahveden bahsediyoruz. Dolayısıyla please pass me that coffee diyoruz. These shoes are yours. Bu ayakkabılar senin diyoruz. Burada this kullanıyoruz. Çünkü shoes, ayakkabılar kullanıyoruz. Yani çoğul olduğu için this kullanıyoruz ve aynı zamanda nesneler yakınımızda bulunduğu için this kullanıyoruz. Those houses are for sale. Şu evler satılık diyoruz. Burada those kullanıyoruz. Çünkü satılık olan evler bizden uzakta bir mesafede olduğu için those kullanıyoruz ve aynı zamanda birden fazla ev olduğu için yine those kullanıyoruz. Diğer bir konumuz arkadaşlar, dizi zaman ve tarih belirtirken de kullanabiliyoruz. Şöyle ki, This morning I went on a run. Bu sabah koşuya gittim diyoruz. This morning, bu sabah. Bir zamandan bahsediyoruz, bir zaman diliminden bahsediyoruz. Sabahın belli bir zamanında yani bu sabah gittiğimizi belirtmek istediğimiz için this kullanıyoruz. I am going to Paris this week. Bu hafta Paris'e gidiyorum. Yine this kullanıyoruz. Geçmiş zamandaki bir olayı anlatırken arkadaşlar that kullanıyoruz. Örneğin that summer was a great summer. Geçen yaz harika bir yazdı diyoruz. That summer. Burada dikkat edelim. Was kullandık. That summer is a great summer diyemiyoruz. Böyle bir cümle yani bu yaz harika bir yaz demek istiyorsak bu defa that yerine this kullanmamız gerekiyor. Geçmiş yazdan bahsettiğimiz için that kullanıyoruz. We are going to holiday on Sunday and we will walk around the village. Are you happy with that? Burada bu pazar tatile gidiyoruz. Köye gidiyoruz ve köyün etrafında yürüyüşler yapacağız diyoruz. Ve sorumuzda da Are you happy with that? Bu planla yapacağımız bu organizasyon
Seni mutlu etti mi? Bundan memnun kaldın mı? Derken, Are you happy with that? Diyoruz. İnsanların kimliklerinden bahsederken de this ve that kullanıyoruz. Örneğin, This is my brother. Bu benim kardeşimdir diyoruz. Yani burada he's my brother, o benim kardeşimdir yerine yakınımızda olduğu için this is my brother diye biliyoruz. That's my mother over there. Burada that kullandık. Çünkü oradaki benim annemdir diyoruz. Uzağımızda olduğu için that kullanıyoruz. Yine telefon konuşmalarında arkadaşlar Hello, is that Ahmet? Merhaba. Ahmet'le mi görüşüyorum veya telefonun ucundaki Ahmet mi diye soruyoruz. Çünkü telefonla konuştuğumuz kişi yakınımızda olan bir kişi olmadığı için that kullanıyoruz. Yine arkadaşlar fiziksel uzaklıklar için this ve that kullanabiliyoruz. Örneğin can I use this pen? Bu kalemi kullanabilir miyim? Yakınımızda ve fiziksel olarak birazcık uzağımızda olan bir nesneden bahsettiğimiz için this kullanıyoruz. I'll print this tomorrow. Bunu yarın yazıcıdan yazdıracağım diyoruz. Yine burada this kullanıyoruz. I got this done last week. Bunları geçen hafta yaptırdım diyoruz. Burada tekil bir nesneden bahsetmiyoruz. Yakınımızda bulunan çoğul nesnelerden bahsettiğimiz için this kullanıyoruz. What's that over there? Oradaki nedir? Yine burada uzaktaki tekil bir nesnenin ne olduğunu soruyoruz. Bunun için de that kullanıyoruz. Those pictures we took yesterday were amazing. Dün çektirdiğimiz şu resimler harika diyoruz. Those pictures. Those uzakta olan bir nesne olduğu için. That's my favorite place. O benim favori mekanımdır diyoruz. O tek bir mekandan bahsettiğimiz için ve uzakta olan bir mekandan yani içerisinde bulunduğumuz bir mekandan bahsederken ne kullanacaktık? This place dememiz gerekir. Ama burada that's my favorite place. O benim favori mekanımdır diyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle kısaca bir tekrar yapalım. This, that ve those kullanımı İngilizce'de. This arkadaşlar bu demektir. These bunlar demektir. This ve these arkadaşlar yakınımızda bulunan nesne veya nesneler için kullanıyoruz. This yakınımızda bulunan tekil nesneler için. These ise yakınımızda bulunan çoğul nesne ve objeler için kullanıyoruz. That ve those ise arkadaşlar uzağımızda bulunan tekil veya çoğul nesneler için kullanıyoruz. That uzağımızda bulunan tekil nesneler için. Those ise uzağımızda bulunan çoğul nesneler için kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, İngilizce çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayınız. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.